Herkese merhaba gençler. Bu videomda size arkadaşlar istediğiniz herhangi bir aracınıza şöyle zaten arkamda görüyorsunuz. Bakın. Araçların tekerini gördüğünüz gibi bu şekil nasıl yapabileceğinizi göstereceğim. Disko ışığı gibi yanıp sönüyor. Yanıp sönüyor yani durmadan. Değiştirmediğiniz sürece bu şekilde kalıyor. Hiç de zorluğu yok. Dediğim gibi istediğiniz her araca bunu uygulayabiliyorsunuz. Zaten topu 2-3 tane taktik uyguluyorsunuz ve ondan sonra aracınız bu şekil oluyor. Ama bir de şöyle belirteyim. Bunu yalnızca siz görebiliyorsunuz arkadaşlar. Bir de yeni lobiye falan geçtiğinizde tekrar yapmanız gerekiyor. Ama glitch gerçekten de çok kolay. Hani misal yayın yapanların işine yarayabilir ya da istiyorsanız hani kendiniz de yapabilirsiniz. Ben size bunun sadece nasıl olduğunu göstereceğim videoda. Artık gerisi size kalmış. İster hoşunuza gider, ister gitmez. Ben size taktiğini gösteriyorum. Şimdi bu aracımızda zaten var. Şimdi gideyim şöyle rastgele herhangi bir tane aracı alayım. Hani her araçta olduğunu göstermek için zaten yoldan bir araç alacağım. Onu da uygulayacağım. Şurada bir araç geliyor misal. Şunu da patlatalım. Boşuna orada durmasın. Evet, şu anda taktiğimizi uygulamaya gidiyoruz. Herhangi bir Los Customs'a gidiyorsunuz. Fark etmiyor hangisine. Tamirhaneye giriyorsunuz. Tamirhaneye girdikten sonra uygulamanız gerekenler gayet basit. Sadece 2-3 tane taktik var. Şöyle teker bölümüne giriyorsunuz. Tekerlere. Ondan sonra ilki yani jant tüpü. Ondan sonra arkadaşlar bakın dördüncüsüne geliyorsunuz. Burada gene ilkini seçiyorsunuz ve 11. sıradakini Milf Species satın alıyorsunuz arkadaşlar. Bakın bunu 11. Jant'ın tüpünden de zaten tipinden de anlayabilirsiniz. Bunu satın aldıktan sonra 2 kez yuvarlığa basıyorsunuz. Hatta 3 kez de olabilir. Ondan sonra tekrar teker yerine gelip ilkine girip tekere tuning tekere alıyorsunuz. Zaten bunu da alınca üstünde yazı çıkıyor görüyorsunuz. Bunu satın alın. Aldıktan sonra arkadaşlar tekrar gene jantların olduğu bölüme geliyorsunuz. Yuvarlak, yuvarlak. Ondan sonra ilki aynı baştaki gibi geldiğimiz yer. Dördüncüsüne geliyorsunuz. İlkini seçip az önce 11'i satın almıştık. Şimdi burada 19'un üstüne gidiyorsunuz arkadaşlar. Bakın 19. sırada Mountain Man yazıyor. Satın almıyorsunuz. Burada şimdi 19'un üstünde duruyorsunuz ve yuvarlığa basıyorsunuz arkadaşlar. Yani geriye çıkma menüden bir kez. Gördüğünüz gibi tekerler disko ışığı gibi yanıp sönüyor arkadaşlar. Bu kadar basit. Şimdi buradan her şeyden geriye çıkıyorsunuz. Garajdan çık yapıyorsunuz. Gördüğünüz gibi aracınız şu anda tekerleri fıldır fıldır yanıyor. Şimdi bir daha göstereyim bunu size ben. Hani son kez daha göstereyim ki bazılarınız anlamıyor. Onun için şöyle bakın, gene kendi aracınızla vurgu yapıyorsunuz ama ben hani fazla uzun olması için videonun ilk gördüğüm araçları alıyorum. Şimdi bakın, size detaylı bir şekilde gene anlatacağım. Aracın tekerleri zaten normal, yoldan bulduğunuz herhangi bir araç. What can the best mechanic in LS do for you? Garaja girdik. Şöyle hemen en aşağıda zaten teker. 19. sırada bende. Şöyle tekere giriyorsunuz. Ondan sonra ilkini seçip sonra da 4. Ondan sonra gene 1. Ve burada jantların olduğu bölümüne geldikten sonra 11. sıraya gidiyorsunuz arkadaşlar. Bakın. Milf Speed Steel yazıyor. Zaten isminden de janttan da kolaylıkla tanıyabilirsiniz. Bunu satın alıyoruz. Şimdi bunu satın aldıktan sonra şöyle bir kez geriye geliyorsunuz, 2 kez geriye geliyorsunuz, bir de 3. yani şurada tekerle jantların olduğu bölüme geldik geriye. Burada 3.'sünün tekerin olduğu yere girip ilkini seçip sonra da ikincisi 5000 liraya modifiyeli tekeri satın alıyorsunuz arkadaşlar. Türkçesi tuning'in modifiye oluyor. Bunu 5000'e satın alıyorsunuz. Tekerlerin üstünde de yazı çıkıyor zaten. Şimdi burada da tekrar gene aynı yere gideceğiz. Yani ben size zaten gösteriyorum. Bir kez yuvarlığa basın, tekrar basın. Ondan sonra ilkine geliyorsunuz. Sonra 4.'sü, gene 1.'si. Şimdi burada az önce 11'i satın almıştık. Zaten orada yukarıda da yazıyor 11, 26'dan 11'de diye. Burada 19. sıraya gidiyorsunuz. Mountain Man. Satın almıyorsunuz arkadaşlar. Üstünde duruyorsunuz. Ondan sonra bir kez geriye tuşuna, yani yuvarlığa basıyorsunuz. Bastığınız andan itibaren zaten glitch aktifleşiyor. Yani bu kadar basit. Artık videonun başında zaten söyledim size. Bu şekil kalıyor. İsterseniz glitch'i yapabilirsiniz. İstemiyorsanız yapmayabilirsiniz. Ben size bu taktiği hani paylaşmak istedim, öyle diyelim. Videomuz da bu kadardı aslında. Fazla da bir uzunluğu yok. Dediğim gibi sadece herhangi bir Las Customs'a giriyorsunuz arkadaşlar. Gösterdiğim 2-3 taktiği uyguladıktan sonra arkadaşlar, ondan sonra sizin de aracınızın tekerleri bu şekilde oluyor. Evet, umarım glitch taktik hoşunuza gider diyorum. Artık bir dahaki videolarımızda görüşmek üzere diyorum ve kendinize iyi bakın. Görüşürüz gençler.